28 Ocak'ta çıkacak olan Pokemon Legends Arceus için 13 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Eğer böyle bir videoya inanmamış olsaydı ben çıkışına bir hafta kala neler beklemeliyiz aslında ben neler bekliyorum tarzında bir video yapacaktım. Ama bu oynanış videosuyla birlikte benim orada size yönelteceğim soruların bazıları cevaplanmış oldu. Şimdi adım adım bu oynanış videosunu inceleyeceğiz ve gerçekten bu oyundan ne beklemeliyiz, nesini iyi yapacak, nesini çok kötü yapacak Birazcık bu soruların cevabını göreceğiz net bir şekilde. Ben çoktan izledim hatta izlerken notlarımı da aldım. Şimdi sizlerle adım adım gerekirse sahne sahne ilerleyeceğiz ve oyunun neye benzediğini masaya bir sereceğiz. Öncelikle grafikler eleştirilecek düzeyde mi? Evet. Özellikle uzaktaki nesnelerin hem çözünürlüğü hem kare hızı inanılmaz düşük kalmış. Switch'in bazı oyunlarda neler yapabildiğini gördüğümüz için aslında bu eleştiriyi yapıyoruz. Yani kapasitesi belli. Bu konsol Monster Hunter Rise'da gördü, Breath of the Wild'da gördü ki Breath of the Wild artık neredeyse 5 senelik bir oyun. O yüzden Switch'e 2022 yılına çıkan bir oyun için grafiklerin iyi veya idare eder olduğunu pek söyleyemeyeceğim. Oyunda ciddi anlamda bir MMORPG havası var. Açık dünyadaki birçok nesneyi şu an gördüğünüz üzere Pokemon'lar sayesinde lootlayıp bu aldığımız lootları sonra götürüp başka şeylere dönüştürebiliyoruz. İksir olur, yeni poke topu olur yani dışarıdan malzemeleri al gel kampta bunları işe yarar itemlara dönüştür. Bunlar oyun dünyası için yeni şeyler değil. Pokemon oyunlarında yeni olabilir ama oyun dünyası için asla yeni şeyler değil. Açık dünya olayını fena yapmayacaklar gibi ama özellikle pokemonların yaşadığı iklimler, pokemonların davranışları farklı. Hava koşullarına, iklime veya saate göre farklı pokemonların gözükecek olmasını vaat ediyorlar. Bakalım bunu doğal şekilde mi yapacaklar göreceğiz. Doğadaki bizimle karşılaşan pokemonların davranışları da farklı olacakmış. Bazıları bizi hiç umursamayacak, bazıları bizden kaçacak, bazıları da agresif davranıp direkt bize saldıracak. Bu da daha yaşayan bir açık dünya izlenimi için evet güzel olmuş. Burada tıpkı Pokemon Go oyunlarında olduğu gibi bir Pokemon'u rahatlatmak ve gevşetmek için beri kullanıyormuşçasına bir Sidey'i yakalamadan önce bir tane oraya yemiş attı. Pokemon o yemişle ilgilenirken gizli bir şekilde Topu atıp onu yakaladık. Şurada dikkat çekmek istediğim bir sahne var. Kendi Pokemon'umuzla Oshawott'la bir Shinx'e saldırıyoruz. Sıra bizde olduğu için ilk olarak biz saldırıyoruz tamam. Ama doğadaki yani vahşi Shinx is looking around saldırmıyor neden? Bu korktuğum üzere hem yapay zekanın kötü olduğuna bir işaret hem de oyunun baya bir kolaylaştırıldığına işaret. Neden? Vahşi bir Pokemon ona saldırılmasına rağmen yani hayatta kalma içgüdülerini kullanarak saldırmıyor. Neden bize saldırmıyor? Ne yapacağını bilmiyor olamaz bu sonuçta hayatta kalmaya çalışan doğadaki bir canlı. Bize saldırmasını bekliyorum. Burada bize daha güçlü ve agresif Pokemon'larla karşılaştığımızda başımıza nelerin gelebileceğini gösteriyorlar. Evet Pokemon bile fırlatamadan ağır bir hasar yiyip öldük. Yani bayıldık diyebiliriz. Bayıldığımızda direkt bir muhtemelen en son kaydettiğimiz yere doğru gideceğiz ve bazı eşyalarımızı kaybedeceğiz. Evet bu cezalandırma açısından güzel olmuş. Bize şu ana kadar anlatılan oyunun ana görevi diyebileceğimiz şey Hisui bölgesinin Pokédex'ini tamamlamamız. Ve bu oynanış videosunda gösterildiği üzere gerçekten oynanış mekaniklerinin çoğu bu bir Pokédex tamamlama hatta Pokemon'ları yakaladıkça gördükçe Bunları bazı insanlara bildirme üzerine kurulu. Ben böyle olmasını istiyordum bu arada. Dünyayı kurtarma tarzında bir görevdense sakin sakin sanki bir Pokemon Trainer kariyeri yapıyormuşçasına Pokédex tamamlamak benim her zaman kabulümdür. Daha önce bu açık dünyada binek şeklinde Pokemon kullanabileceğimizi göstermişlerdi. Burada Weirdeer'a binerken bir anda sadece tek tuşla Hisuian Braviere'ye geçiyor oluşumuz Güzel bu binek olayı çok seri bir şekilde gerçekleşecek demektir. Bir diğer özellikle karada hızlı hareket için, Hisuiyan Braviary gökyüzünde bazı ulaşılamaz yerlere gitmek için Baskülation da suda hareket etmek için bize sunulan bineklerden 3. Bunların dışında binek olacak mı sanırım olmayacak gibi yani. Zaten 3 farklı yolculuk için Pokemon atamışlar. Muhtemelen bunların dışına çıkmazlar. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi Jubilaf köyü bizim için bir ana olacak. Ve buradan görevlere gideceğiz. Görevlerden döndüğümüzde tekrar buraya dönüp bildireceğiz. Çünkü araştırma ekibi burada. Görevi aldığımız insanlar da burada. Görevi bitirildiğini bildireceğimiz insanlar da burada. Burada bize birkaç görevi açıkça gösteriyorlar ve Hepsini durdurup durdurup inceledim. Hepsi spesifik bir pokemonu yakala ve bana bildir. Yakala, bana getir. Yakala, bana göster. Bunların dışına çıkarlar umarım yani. Tamam, Pokédex tamamlamak ana görev olacak ama yani herkes her NPC de bana şu pokemonu hiç görmedim. Sadece namunu duydum. Bana bunu yakalayıp gösterir misin diyecekse ya bunu görev olarak vermeyin. Bana Pokédex'i tamamla yeter deyin. Mesela bu amca bizden direkt bir Shinix istiyor. Git Shinix'i yakala sonra bana getir. Görev çeşitliliği olmayacaksa sıkıntı. Yani bu videoda birazcık çeşitlilik göstermelerini bekliyordum. İşte insanın aklına acaba çeşitlilik yok mu sorusu geliyor. Burada esas gösterdikleri şey gizli giderek sadece tek bir Poké topu atışıyla bir Pokémon'u yakalayabiliyoruz. Savaş sekansına girmemize gerek yok. Bu çok bir şey kaybetmediğimiz bir durum. Yakalandığı an sol üstten gördüğünüz üzere Pokémon. Pokemon'lar, elimizdeki Pokemon'lar experience kazandı. Pokemon savaşına başlarken Pokemon'ları hazırlıksız yakaladığımızda bir tur üstünlüğümüz oluyor. Eğer unaware şeklinde yakaladıysanız o Pokemon'u ilk tur beleşe bir kere saldırıyorsunuz. İlk tur saldırıdan sonra normal saldırı sıralama düzenine göre tur bazında saldırılar gerçekleştiriliyor. Bu oynanışı gizli gizli ilerletebileceğimiz anlamına geliyor. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Vahşi bir hayvana yavaş yavaş yaklaşmak benim tercihim olurdu. Bu arada bu Pokemon yakalama umarım sadece şunu getir bunu götür olmaz yani bizden daha spesifik şeyler isteseler süper olur. Belli bir nature'da getirmemi istesinler, belli bir cinsiyet istesinler, belli move'ları öğrende getir desinler. Burada birazcık daha o Persona'ya veya Shin Megami Tensei'ye benzese hiç fena olmaz aslında. Buradaki savaş sekanslarında gösterdiği üzere strong veya agile stilinden birini seçebiliyoruz evet. Ama bunu seçersek yani herhangi bir stil kullanırsak normalden daha fazla PP yiyor. Yani o saldırıların daha hızlı biteceği anlamına geliyor bu. Burada da daha stratejik yaklaşmamız gerektiğini anlıyoruz. Şu an ekrandaki Valrein'de de gördüğümüz üzere alfa pokemonlar karşımıza çıkabiliyormuş. Bunlarda çok daha dikkat etmemizi öneriyor oyunu anlatan amca. Çok daha güçlü oluyorlarmış ve bunları takıma katarsak da biz acayip güçlü hale gelebiliyormuşuz. O yüzden buralarda dikkatli oynamamızı öneriyor. Bu kısımlarda yine MMORPG rüzgarları esiyor. Karakterimizi istediğimiz gibi customization yapabiliyoruz. Kıyafet, renk, çeşit burada yani diğer oyuncularla online oynayamayacağız muhtemelen yani şu ana kadar bize gösterilenlerle ama online olmayan bir online oyunmuş gibi davranacağız sanırım. Daha önce Kleavor'u tanıttıkları Noble Pokemon olayını tekrar gösteriyorlar bize. Bu sefer bununla yaptığımız savaşın daha da bir ayrıntılı halini görüyoruz. Gördüğünüz üzere sarı sarı parlıyor. Bundan normal bir şekilde dövüşmeye başlamadan önce farklı tarzda bir boss savaşı yapıyormuşuz. Bu kısmı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Yani şu an sağ altta da gördüğünüz üzere Force Balm fırlatarak önce bu Pokemon'u sakinleştirecekmişiz. Sakinleştikten sonra bir Pokemon fırlatarak normal savaş sekansına geçecekmişiz. İşte bu kısmı çok sevmedim. Yani neden bununla uğraşıyoruz? Delikanlı gibi Pokemon'umuzu atalım ve savaşmaya başlayalım. Yukarıda gördüğünüz üzere sanırım o sarı bardaki ilk boğum bittikten sonra savaş sekansına geçiliyor. Burada kendi Pokemon'umuzla Cleavor'u neredeyse öldürmeye yaklaştığımızı görüyoruz. Burada ilginç bir durum var. Durdurup bahsetmek istiyorum. Dikkat edin. Cleavor'un kullandığı saldırıya bir dikkat edelim. Ne kullanıyor? Steltrak kullanıyor. Steltrak bugüne kadar Pokemon evreninde rakibin sahasına kaya tuzağı attığımız pasif bir saldırıydı. Yani hasar saldırısı değildi. Kaya türünde o alana daha sonra atılan Pokemon'lara kaya türünde belli bir miktar hasar veren bir tuzak saldırıydı. Ama bu oyunla birlikte Clayvor Steltrak kullanıyor ve Sidey'e direkt fiziksel bir hasar veriyor. Bu da demek oluyor ki bugüne kadar bildiğimiz Pokemon move'ları birazcık farklılığa uğrayabilir. Ezber bozacağı benziyor yani bugüne kadar öğrendiğimiz her şey umarım çöp olmaz. Ve bu savaş sekansı bittikten sonra tekrar bir sakinleştirme kısmına geçiyoruz ki bu olayı biraz daha garipleştiriyor. Yani neden daha fazla sakinleştirme sekansına giriyoruz? Burayla birlikte bu 13 dakikalık oynanış videosu son buluyor zaten. Oyunun 28 Ocak'ta çıkacağını, Nintendo Switch'e eksklusif olarak çıkacağını hatırlatıp videoyu bitiriyorlar. Ben de videoyu burada yavaştan bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet bu oyunu heyecanla bekliyorum. Şimdi yalan yok. Bu benim için Game Freak'le tamam mı devam mı oyunu olacak? Eğer hayal kırıklığına uğrarsam ki yani çok fazla para vereceğiz. Şimdi yalan yok. Hayal kırıklığına uğrama barım gerçekten çok geniş. Eğer o barın içerisine denk gelecek şekilde bir hayal kırıklığına uğrarsam Game Freak'le yolları tamamen ayıracağım ve 9. nesil de dahil kesinlikle bir daha hiçbir oyunlarını almayacağım. Yani bana bedava göndermedikleri sürece tabii. O yüzden ben bu oyunu satın alacağım. Günü geldiğinde de kanalda canlı yayınlarda oynamaya başlayacağız. Sadece canlı yayınlardan canlı yayınları oynayarak bütün seriyi sizlerle birlikte canlı yayınlarda bitireceğiz. O yüzden şimdiden haber vermiş olayım. Canlı yayınlarda bu oyunu oynarken göreceğiz bakalım. Hayal kırıklığı mı yoksa Game Freak sonunda herkesin beklediği o açık dünya Pokemon oyununu yapabilmiş mi? İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Bu kanalın içerik üretmeye devam etmesine destek olduğunuz için Selçuk Gold üyeleri başta olmak üzere tüm katıl sonsuz teşekkürler.